Dolayısıyla bir molekülün, işte maddenin içerisindeki belli bir noktadaki bir molekülün hissedeceği yerel elektrik alanı şu şekilde yazabiliriz. Buradaki E ortalama elektrik alanımız, P de o noktadaki polarizasyon olmak üzere. Daha önce polarizasyon yoğunluğumuzu moleküllerin yoğunluğu çarpı tek bir molekülün ortalama polarizasyonu olarak yazmıştık. Şimdi ortalama polarizasyonu, bunu buraya yerleştirecek olursak, yerel elektrik alan artı 4 pi bölü 3 tek bir molekülün ortalama polarizasyonu olarak bulabiliriz. Şimdi ortalama polarizasyon o da molekülün polarize edilebilirliği ya da molekülün alınganlığı çarpı o noktadaki yerel elektrik alanı olarak düşünebiliriz. Bu durumda ne elde etmiş oluruz? Bakalım toplam polarizasyonumuz şuradan. Bizim molekülün ortalama molekül yoğunluğu, tek bir molekülün polarize edilebilirliği çarpı yerel elektrik alan. Yerel elektrik alan için şu ifadeyi kullanalım. Burada bir ifademiz vardı. Dolayısıyla toplam polarizasyon, molekül yoğunluğu, tek bir molekülün polarize edilebilirliği, elektrik alan artı 4 pi bölü 3 çarpı polarizasyon yoğunluğuydu. Bunu biraz daha sadeleştirirsek, işte polarizasyon yoğunluğunu diğer tarafa atalım. Polarizasyon yoğunluğu 1 eksi n mol, molekül yoğunluğu, tek bir molekülün polarize edilebilirliği 4 pi bölü 3 eşittir. Molekül yoğunluğu, tek bir molekülün polarize edilebilirliği elektrik alan ya da polarizasyonu, ortalama polarizasyon, tek bir molekülün polarize edilebilirliği cinsinden molekül yoğunluğu gamma m bölü 1 eksi molekül yoğunluğu, tek bir molekülün polarize edilebilirliği 4 pi bölü 3 çarpı E olarak elde etmiş oluyoruz. Buradan da sistemin elektriksel alınganlığını şuradaki parametre bizim sistemin elektriksel alınganlığı ya da elektriksel alınganlık molekül yoğunluğu ve tek bir molekülün elektriksel alınganlığı cinsinden bu şekilde ifade edilebilir. Yani bizim elimizde bir malzeme varsa, malzemenin elektriksel alınganlığını ölçersek, buradan zaten moleküllerin yoğunluğunu da biliyoruzdur. Tek bir molekülün elektriksel alınganlığını elde edebiliriz. Şimdi bu tek bir molekülün elektriksel alınganlığını molekülün parametreleri cinsinden nasıl hesaplayabileceğimize dair bir basit bir model elde edelim. Bir katı sistem düşündüğünüz zaman bir elektrik alan uyguladığınızda çekirdekleri çok fazla yerinden oynatamayız. Hem ağırlar hem yerlerine daha sağlam tutturulmuşlardır. Oysa elektronlar çok daha rahat hareket edebilirler. Tek bir atomu şöyle modelleyelim. Merkezde sabit bir nokta. Ona bağlı etrafında dolanan bir elektron ve bunların ikisi birbirine bir yayla bağlanmış olsun. Elektronun konumunun hareket denklemi eksi m omega 0 kare r olarak yazabiliriz. Elektrik alan yoksa. Eğer bir elektrik alan uyguladığımız zaman buna ekstradan eksi e elektronun elektrik eksi olduğu için çarpı E gibi ekstradan bir kuvvet daha gelecektir. Bu denklemi çözdüğümüz zaman elde edeceğimiz denklem R zamana bağlı, R0 sabit bir vektör, E üzeri i omega 0 t. Bu elektrik alan olmasaydı bunun çizeceği yörüngeleri tasvir eden kısmı eksi
E bölü m omega sıfırın karesi E gibi bir hareket denklemi elde ederiz. Bu kısım elektrik alandan dolayı hareketin merkezinin kaydığını gösteren kısımdır. Ortalama konumunu alacak olursak elektronun. İşte bu ortalamayı isterseniz zaman içerisinde bir ortalama olarak düşünün. Zaman içerisinde bir ortalama aldığınızda E üzeri i omega 0 t'nin zaman içerisindeki ortalaması 0 olacaktır. Buradan hiçbir katkı gelmeyecektir. Ya da farklı moleküller üzerinden bir ortalama düşünün. Sonuçta bizi burada ilgilendiren farklı moleküllerin ortalama polarizasyonu. Farklı molekülleri düşündüğünüzde farklı moleküllerin bu R0 değerleri farklı olacağı için, rastgele yönler seçmiş olacakları için bunun ortalaması 0 olacaktır. Her iki durumda da elektronun konumunun ortalaması eksi E bölü M omega 0 kare oradaki ortalama elektrik alan olarak karşımıza çıkacak. Oradaki elektrik alan. Molekülün ortalama dipol momenti sadece bu elektronun yer değiştirmesinden kaynaklı olan eksi E elektronun yükü çarpı elektronun konumunun ortalama değeri olacak. Bu da E kare bölü M omega 0 karesi E verecektir bize. Buradan moleküler elektriksel alınganlığına gelen elektronlardan gelen katkının, bunu iki kısma ayırırsak, bir elektronlardan gelecek olan katkı olacak, bir de moleküllerin doğrultusundan gelen yönünden kaynaklı bir katkı olacak. Elektronlardan gelen katkı, tek bir elektron için E kare bölü M omega 0 kare olacaktır. Bütün elektronlar üzerinden topladığımızda elde edeceğimiz katkıyı bu şekilde elde edebiliriz. Tabi bu oldukça basit bir model. İşte biraz daha karmaşık, daha gerçekçi bir model kurmak isterseniz ne yapabilirsiniz? İşte atomun ya da molekülün elektronun sağlayacağı Schrödinger denklemini yazıp onu çözüp harici bir elektrik alan uyguladığımızda yörünge denklemlerinin dalga fonksiyonlarının nasıl değiştiğini hesaplayıp konumunun ortalama değerini oradan da hesaplayabilirsiniz. Ama bu hesabı çok daha basit, çok daha kısa ve temel fikri yakalayan bir modeldir. Şimdi gelelim bu yönelimden kaynaklı olan katkıya. Herhangi bir molekülü düşündüğümüzde eğer bunun sabit bir kendisine ait bir dipol momenti varsa işte belli bir n yönünde göstermiş olsun. Herhangi bir andaki dipol momentini bu şekilde yazabiliriz. Tabii enerjisinden dolayı, sıcaklıktan dolayı bu sürekli hem dönecek kendi etrafında hem salınım yapacak ve dolayısıyla herhangi bir ortalama bir dipol momentine katkısı olmayacak. Ama bir elektrik alan uyguladığımız zaman moleküle, bu elektrik alan bir potansiyel yaratacak ve sistemin potansiyelini daha önce gösterdik. P.E olarak belirleyebiliriz. Bunu da açık olarak yazarsak eksi P0 E kosinüs teta. Buradaki teta elektrik alanla dipol momenti arasındaki açı olmak üzere. Ya da bu potansiyeli çizecek olursak işte teta'nın alabileceği değerler işte sıfırda kosinüs teta'nın en büyük değeri var. Dolayısıyla eksi olduğu için en büyük ve negatif değeri. Teta'ya göre böyle davranacak. Ve sistem her zaman için potansiyel iç enerjisini minimum edecek şekilde davranacağı için bu dipol momenti buraya gelip, yani teta eşittir sıfıra yerleşmeye çalışacak. Ama termal hareketlerden dolayı bu noktada sabitlenmeyecek, sürekli bir titreşimde bulunacak. Şimdi istatistiksel mekanik dersi gördüyseniz, görmediyseniz bu kısmı atlayabilirsiniz. Ama gördüyseniz istatistiksel mekanikte, termal fizikte Boltzmann bir durumun epsilon enerjisine sahip, yani bir sistemin epsilon enerjisine sahip bir durumda olma olasılığı
E üzeri eksi epsilon bölü KB çarpı T ile verildiğini biliyorsunuzdur. Bu epsilon sistemin enerjisi, KB dediğim Boltzmann sabiti, T dediğim de Kelvin cinsinden sıcaklığı. Buraya baktığım zaman dolayısıyla polarizasyonun belli bir teta açısına sahip olma olasılığı E üzeri sistemin enerjisi belli bir teta açısına sahipse enerjisi bu şekilde yazılabilir. E üzeri P0 E bölü KB çarpı T çarpı kosinüs teta olarak verilecektir bize. Dolayısıyla eğer ben polarizasyonunun ortalama değerini hesaplamak istiyorsam hesaplamam gereken şey polarizasyon vektörü. Bu olasılık P0E bölü KBT kosinüs teta. Bütün P'nin alabileceği bütün olası değerler. Şimdi P0'ın sabit olduğunu varsayıyoruz. P polarizasyon vektörüyle ilgili değişecek olan tek şey bunun yönelimi. Bütün olası yönler üzerinden bir toplam bölü bir de ağırlığına bölmemiz lazım bu olasılık dağılımını. Kosinüs teta. P'nin ortalama değerini bu şekilde hesaplayabiliriz. Şimdi bu integrali hesaplamadan önce bu eksponansiyelin üstündeki ifadenin işte aşağı yukarı değerinin ne olduğuna bir bakalım. Şimdi P0 dediğimiz molekülün polarizasyonu. Molekülün polarizasyonu neden kaynaklanacak? İşte elektron, içindeki elektronlar belli bir tarafa kaymış olacaklar çekirdeğe oranla. Ondan kaynaklı bir polarizasyona sahip olacaklar. Bunun değeri aşağı yukarı işte elektronun yükü çarpı işte elektronlar ne kadar kaymış? Bu da yaklaşık olarak aşağı yukarı işte ne kadar kaymış olabilirler? İşte bir atomun boyutu 10 üzeri eksi 10 metredir. Yani P0 dediğimiz değer 10 üzeri eksi 10 elektron çarpı metredir. Başka ne değerlerimiz var içerisinde? 1 bölü KBT çarpımız var. K Boltzmann çarpı T oda sıcaklığında yaklaşık olarak 1 bölü 40 elektron volt kadardır. İşte elektrik alan içinde İşte yaklaşık olarak 10 üzeri 6 volt bölü metre gibi büyük bir değer alırsak yerleştirdiğimizde oradaki P0 E bölü KB çarpı T değeri P0 10 üzeri eksi 10 elektron metre elektrik alanı 10 üzeri 6 volt bölü metre bölü 1 bölü 40 elektron volt. Voltlar birbirini götürdü. Metreler birbirini götürdü. Elektronlar birbirini götürdü. Elde edeceğimiz değer 10 üzeri eksi 4. Bir 40 da 40 çarpı 10 üzeri eksi 4. 10 üzeri eksi 3 mertebesinde bir değerdir. Şu eksponansiyelin üzerindeki değer. Tipik değer, tipik durumlarda. Bu da birden çok küçük bir sayıdır. Şimdi birden çok küçük bir sayı olduğu için eksponansiyelde bir Taylor açılımı yapabiliriz. E üzeri x yaklaşık olarak 1 artı x'e eşittir. Eğer x 1'den çok küçükse. Şu bütün sabite P0 E bölü KBT'ye bir kapı diye bir sabit diyelim. Dolayısıyla ortalama polarizasyon D omega D phi 0'dan 2 pi'ye d kosinüs teta p0 z yönünde n yönünde n yönünü bu teta ve phi açısıyla belirlediğim bir yön e 1 artı kappa kosinüs teta bölüm
kosinüs teta integrali eksi 1'den 1'e, 0'dan 2 pi'ye d fi integrali, eksi 1'den 1'e d kosinüs teta integrali ve 1 artı kappa kosinüs teta gibi bir integral. Şimdi kosinüs, şu aşağı paydaya bakacak olursak, kosinüs teta integrali simetrik bir aralıkta integralimizi alıyoruz. Oysa kosinüs teta şu terim bu aralıkta simetrik değil, antisimetrik. Şu integral bize direkt sıfır verecektir. Tek katkı buradan gelecek. Şimdi buraya baktığımızda işte n vektörü, işte şuraya yeniden çizelim. Z eksenimizi bu yönde aldık. X yönü, y yönü. Şurada bir dipolün P polarizasyon vektörü. N yönü bu yöne gösteren bir vektör. Şimdi olasılığa baktığımızda Fi'nin bunun şu yöne gösterme olasılığıyla diğer yöne gösterme olasılığı aynı. Teta'yı değiştirmediğim sürece. Çünkü olasılık bir tek teta'ya bağlı. Farklı Fi değerlerinin olasılığı aynı olacaktır. Ortalamalısını aldığımda Fi şuraya gösterme olasılığıyla buraya gösterme olasılığı aynı olduğu için Z yönü dışındaki hiçbir bileşeni kalmayacaktır. Z yönündeki bileşenine bakacak olursak 0'dan 2 pi'ye d fi eksi 1'den 1'e d kosinüs teta p 0 birim vektörün Z yönündeki bileşeni kosinüs teta Z yönünde 1 artı kappa kosinüs teta bölü. Şimdi bu integrale baktığımızda kosinüs teta integrali 2 verecek, fi integrali 2 pi getirecek, 4 pi. Eşittir. Dolayısıyla ortalama bir elektrik alanında T sıcaklığındaki bir molekülün ortalama polarizasyonu. Şimdi yine kosinüs teta çarpı 1 integrali katkı vermeyecek bize. Şuradan hiçbir katkı gelmedi. Kosinüs kare integralinden katkı gelecek. Ondan gelecek olan katkı da önce bu sabitleri dışarı çıkaralım. P0 kappa bölü 4P. Kosinüs karenin kosinüse göre integrali kosinüs küp teta bölü 3 kosinüs teta eksi 1'den 1'e kadar değişecek. Fi integralinden de bir 2P daha elde edeceğiz. Ve ortalama polarizasyon bu integral bize 2 bölü 3 getirecek. 4 pi bölü 2 pi buradaydı. 4 pi bölü 3 p 0 kappa bölü 3 gibi bir sonuç elde edeceğiz. Kappa'nın değerini hatırlayacak olursak kappa'yı şurada tanımlamıştık. Ortalama polarizasyon z yönünde. P 0'ın karesi bölü K Boltzmann çarpı T E kare E çarpı Z yönünde olmak üzere. Elektrik alan Z yönünü elektrik alanının yönü olarak seçtik. Dolayısıyla şu zaten bizim elektrik alan vektöründen başka bir şey değil. Molekülün ortalama polarizasyonu, bu yönelimden kaynaklı ortalama polarizasyonu P0'ın karesi bölü K Boltzmann çarpı T elektrik alan. Bu da tanımı gereği yönelimden dolayı alınganlığı çarpı elektrik alanı, işte polarizasyonu elektrik alan cinsinden bu şekilde tanımlıyorduk. Bu da bize diyor ki bir molekülü elektriksel alandan dolayı polarize edilebilirliğine yöneliminden gelen katkı onun polarizasyonunun sahip olduğu dipol momen, çift kutup momentinin karesi bölü KB çarpı T olarak yazabiliriz. Hepsini topladığımızda bir molekülün toplam polarize edilebilirliği bir elektronlarından kaynaklı bir kısmı olacak. Artı bir de yöneliminden kaynaklı.
Dolayısıyla aslında şu anda bir molekülün dipol momentini ölçmek için bir yöntem de görmüş olduk. Biliyoruz ki malzemenin, onu şimdi silmişim, malzemenin elektriksel alınganlığını biliyorsam oradan tek bir molekülün elektriksel alınganlığını çıkarabilirim. Ve tek bir molekülün elektriksel alınganlığının 1 bölü sıcaklığa göre nasıl değiştiğini bulursam bir doğru elde etmem lazım. Ve o doğrunun eğimi bana moleküllerin dipol momentlerinin ne olduğunu söyleyecektir. Bugün son olarak bir örnek çözelim. Artık polarizasyonun moleküler sebeplerini de biliyoruz. Makroskopik nasıl davranacağını da biliyoruz. Uzayımızı alalım. X, Y, Z eksenleri olsun. Hatta Z eksenini çizmeyelim. Y ve Z eksenlerini sadece göstereyim. Z eksi, X dediğim eksen size doğru gelen eksen. Uzayın bu tarafının dielektrik sabiti epsilon 1 ile gösterelim. Bu tarafının dielektrik sabitini de epsilon 2 ile gösterelim. Ve farz edelim ki şuraya bir tane Q yükü koyduk. Bu durumda uzaydaki herhangi bir noktasındaki elektrik alan ne olacak? Bunu hesaplamaya çalışalım. Şimdi bazı özel durumlarda ne olacağını biliyoruz. Eğer epsilon 1 epsilon 2'ye eşitse, özel durumlara bakalım önce bir. Epsilon 1, epsilon 2'ye eşitse bu durumda elektrik alan her yerde eşittir 4pi bölü epsilon dirak q dirak delta r eksi r0 denklemini sağlayacak. R0 q yükünün konumu ve elektrik alanın körlü 0 olacak. Bu denklemler boşluktaki elektrik alanın denklemleriyle aynı. Tek farkı Q yerine Q bölü epsilon gelmiş. Dolayısıyla her yerde elektrik alan Q bölü epsilon R eksi R0 bölü R eksi R0'ın küpü olarak verilecek. Bir başka kolay çözebileceğimiz özel durum epsilon 1 sonsuza giderse. Şimdi epsilon herhangi bir ortamın dielektrik sabitinin sonsuza gitmesi o ortamın metal olduğu anlamına gelir. Metalleri sonsuz dielektrik sabitine sahip ortamlar olarak düşünebiliriz. Şimdi bu durumda şunu biliyoruz. Bir burası metal. Burada bir yük koyduk. Bu yük karşı tarafta aynı mesafede bir görüntü yükü oluşturacak. Eksi Q diye. Şunun konumuna R0'da gösterirsek, bunun konumunu R0 üssüyle gösterirsek, şu mesafeler aynı. Herhangi bir noktadaki elektrik alan tabii şuradaki 0, buradaki elektrik alan 1 bölü epsilon Q R eksi ya da potansiyelin türevi olarak yazalım. Q bölü R eksi R0. Bu şuradaki yükün o noktada yaratacağı potansiyel eksi Q bölü R eksi R0 üssü. Bu da şuradaki görüntü yükün burada yaratacağı potansiyel. Bu şekilde yazabileceğimizi biliyoruz. Şimdi gelelim bizim örneğimize.
Burada epsilon 1 ve epsilon 2 herhangi değeri alabilirler. Uzayımızı önce iki parçaya bölebiliriz. Hem önce burada çözeceğiz, sonra burada çözeceğiz denklemimizi. Ve çözümün tek olduğunu bildiğimiz için ister denklemlere gider çözebiliriz ya da zekice bir çözüm tahmin etmeye çalışabiliriz. Eğer o çözümümüz bizim denklemlerimizi sağlıyorsa ve sınır koşullarımızı sağlıyorsa o zaman biliyoruz ki zaten elimizdeki çözüm, elektrik alanını veren çözüm o. Şimdi öncelikle y büyük 0 için bakalım. Şimdi şu örnekte bize ne diyordu? Y büyüktür 0'da. Bu bölgede bir metal olsaydı en azından şu limite baktığımızda, epsilon 1'in sonsuza gittiği limite baktığımızda buradaki elektrik alanı buradaki büyük artı bir görüntü yük verecekti. Y büyüktür 0'da yine aynı olduğunu varsayalım. Ama görüntü yükün ne kadar olduğunu henüz bilmiyoruz. O serbest parametremiz olsun. Dolayısıyla elektrik alanımızın herhangi bir x, y, z noktasında eksi 1 bölüm epsilon 2 radyan q bölü r eksi r 0 x artı q üssü bölü r eksi r 0 üssü olarak yazalım. Bu bir defa bizim denklemlerimizi sağlayacak. Curl 0 diverjansı bu bölgede 4 pi bölü epsilon 2 Dirac delta r eksi r 0 olmak üzere. Denklemlerimizin bir çözümü. Şimdi y küçük 0 bölgesine bakalım. Şimdi y küçük 0 bölgesinde şimdi elektrik alana baktığımızda orada zaten 0 elektrik alan var diyorduk. Bu duruma baktığımızda y küçük 0 bölgesinde şu bölgede de aslında bu noktada bir yük görüyoruz. Yine aynı olduğunu varsayalım. Yine bu noktada, aynı noktada bir yükümüz var ama şuradan baktığımızda aynı noktada bir yük göreceğiz ama o yükün ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Yani elektrik alan o bölgede eksi 1 bölü epsilon 1 q 2 üssü bölü r eksi r 0 olsun. Yine biliyoruz ki curl E bu bölgede 0 n bu şekilde yazdığımız e'nin diverjansı 0. Şimdi bir tahminde bulunduk sadece. Bu tahminde iki tane parametremiz var ve bu tahminlerin bizim denklemlerimizi sağladığını biliyoruz. Şimdi sınır koşullarımızı sağlıyor mu? Ya da sınır koşullarımızı sağlamak için buradaki bilmediğimiz q üssü ve q2 üssü yükleri ne olması lazım? Şimdi ona bir bakalım. Bir defa sınır koşullarımızdan birine sonsuza gittiğimizde yükler elektrik alan sıfıra gitmesi lazım. Baktığımızda eğer R'yi sonsuza götürürseniz bu da sıfıra gidecektir, bu da sıfıra gidecektir. Oradaki sınır koşulumuzu sağlıyoruz. Bir diğer sınır koşulumuz buradaki sınır koşulumuzdu. Y eşittir sıfırdaki sınır koşulumuz. Oradaki sınır koşullarımızı da hatırlarsak İki tane sınır koşulumuz vardı. Bir, elektrik alanı paralel bileşeni sürekli olacak. Artı elektrik alanı dik bileşeni epsilon çarpı elektrik alanının dik bileşeni ya da bu D dediğimiz alanın dik bileşeni bu da sürekli olacak. Eğer bu yüzeyde belli yükler koymuş olsaydık o zaman bu da süreksiz olacaktı. Ama bu durumda orada herhangi bir yük olmadığı için bu da yine sürekli olmak durumunda. Şimdi elektrik alanın dik bileşeninin sürekliliğine bakalım. Yüzeye dik olan bileşen z yönünde. Dolayısıyla bu bize diyor ki epsilon çarpı potansiyel yaratılan potansiyelin z'ye göre türevi, y'ye göre türevi, y eşittir sıfırda sürekli olmak zorunda. Bakalım öyle mi? Y'ye göre türevini hem şu bizim potansiyelimiz hem bunun epsilonla çarpıp y'ye göre türevini alacak olursak tabii önce şu r eksi r sıfır ve r eksi r sıfır üssü
uzunluklarının açık halini yazalım. R eksi R0 dediğimiz uzunluk x kare artı y eksi d'nin karesi artı z kare üzeri 1 bölü 2. R eksi R0 üssü dediğimiz uzunlukta tek değişen bu d yerine eksi d'de bir yükümüz var. X kare artı y artı d'nin karesi artı z kare üzeri 1 bölü 2 olacak. Y eşittir 0 eksi de. Yani bu aradaki arayüzümüzün hemen sol tarafında şunu hesaplayacak olursak. Hemen sol tarafında dielektrik sabitimiz epsilon 1'e eşit. Epsilon 1. Potansiyelimizin y'ye göre türevi. Elimizdeki çözümümüz bu. Eksi 1 bölü epsilon 1. 1 bölü epsilon 1 d bölü dy q2 üssü bölü x kare artı y eksi d'nin karesi artı z kare üzeri 1 bölü 2. Epsilon 1'ler gitti. Elde ettiğim türevini de alırsam eksi q2 üssü bölü x kare artı y eksi d'nin karesi artı z kare üzeri 3 bölü 2. Y'ye göre türevden yukarıya bir de y eksi d gelecek. Tabi bunun y eşittir 0'da hesaplamam lazım. Y eşittir 0'da hesaplarsam q 2 üssü d bölü x kare artı d kare artı z kare eşit olacak. Üzeri 3 bölü 2. Bu arayüzün hemen bir tarafındaki türevimiz. Şimdi diğer taraftaki türevine bakalım. Şu ifadenin türevini almam gerekecek. Y eşittir 0 artıda bakacak olursam hemen bu tarafta bakıyorum. Bu durumda epsilonun değeri epsilon 2. O epsilon 2 bu örnekte olduğu gibi buradaki epsilon 2'yi götürecek. Burada hem r eksi r0 hem r eksi r0 üssü var. Birisinden y eksi d'nin karesi gelecek. Diğerinden y artı d'nin karesi gelecek. İki terimdeki gelen katkıların tek farkı d'nin işareti. Dolayısıyla türevi aldığımda şu sonucu kullanabilirim direkt. Şu birinci terimin türevi aynı bundaki gibi bir katkı getirecek. Q2 üssü yerine Q var. Qd bölü x kare artı d kare artı z kare üzeri 3 bölü 2 artı şuna baktığımda d yerine eksi d şu sonucu alır. D yerine eksi d yerleştiririm. Q üssü çarpı eksi d bölü x kare artı d kare artı z kare üzeri 3 bölü 2. Y eşittir 0 eksi d benim elektrik alanının dik bileşeni lazım. D'nin D alanının dik bileşeni buymuş. Sıfır yüzeyin diğer tarafında ise dik bileşeni buymuş. Bu ikisinin birbirine eşit olabilmesi için dikkat ederseniz hemen x kare artı d kare artı z kare üzeri 3 bölü 2 çarpanları, paydaları hepsinde aynı. İşte D çarpanları hepsinde aynı. Bu iki denklemde bana diyor ki Q2 üssünün şimdi Q2 üssü neydi? Şuradaki bir gözlemcinin burada göreceği yük eşitmiş Q, Q bizim koyduğumuz yüktü, eksi Q üssü. Q üssü dediğimizde buradaki bir gözlemci hem bu yükü görecek hem bu arayüzden dolayı diğer tarafta bir görüntü yükü görecek. Q üssü dediğimiz yük de o. Şimdi bu D'deki sürekliliğinin bize verdiği sonuç. Şimdi elektrik alanın paralel bileşeninin sürekliliğine bakacak olursak. Şimdi öncelikle probleme şöyle bakalım. Bunun y ekseni etrafında bir dönme simetrisi var. Dolayısıyla şuradaki elektrik alanı neyse ben bu mesafeyi değiştirmeden döndürürsem buradaki elektrik alanı da olacak. Buradaki elektrik alanı da olacak.
Dolayısıyla paralel bileşenin sürekliliğine ben şu noktada baksam benim için yeterli. Burada paralel bileşen iki tarafta da aynıysa, burası dediğim nokta x eşittir 0 noktası, aynı zamanda y eşittir 0 noktası. Buradaki paralel bileşen sürekli ise o zaman problemimi çözmüş olurum. Şimdi şunları siledim, bunları kullandık. Şimdi bu noktadaki, önce bir elektrik alanları yazalım. Şuraları da biraz boşaltıp onları, orayı da kullanacağım. Elektrik alanı bu noktada, yani x eşittir 0, y eşittir 0 artı ve z. Z herhangi bir değeri alabilir. Buradaki değeri eksi 1 bölü. Ya da şöyle bakalım. Buradaki elektrik alanı, şöyle diyelim, böyle bir yönde olabilir. Y bileşeni olacak, Z bileşeni olacak ama X bileşeni olmayacak. Paralel bileşeni, dolayısıyla Z yönündeki bileşenidir. Dolayısıyla ben bu elektrik alanının Z yönündeki bileşenine bakacağım. Z yönündeki bileşeni 0 artıdaysa, Y hemen bu yüzeyin bu tarafında. Bu yüzeyin bu tarafındaysa dielektrik sabitim epsilon 2. Şimdi şu çözümüm bu. Tahmin ettiğim çözüm bu. Eksi 1 bölü epsilon 2. Z'ye göre türev. Bütün türevleri beni ilgilendirmiyor şu anda. Q bölü. Şimdi R eksi R 0 dediğim mesafe. Şu mesafeydi benim. Şurası D. D kare artı Z kare üzeri 1 bölü 2. Artı Q üssü. Q üssü şuradaki nokta. Yine burası D. Q üssü bölü D kare artı Z kare üzeri 1 bölü 2. Elektrik alanının Z bileşeni buymuş. Şimdi diğer tarafta bakalım. Elektrik alanının Z bileşeni x eşittir 0'da, y eşittir 0 eksi de herhangi bir Z noktasında. 0 eksi de demek y 0'dan azıcık küçük. Dolayısıyla sol taraftayım. Sol taraftayken benim elektrik alanım bu. Dolayısıyla Z bileşeni eksi 1 bölü epsilon 1 Z'ye göre türev. Q 2 üssü bölü D kare artı Z kare üzeri 1 bölü 2 olacak. Şimdi Z'ye bağlı kısımlar iki tarafta da ortak. Bu iki çözümün sürekli olabilme, birbirine eşit olabilmesi için, yani ister sol taraftan yaklaşayım, ister sağ taraftan yaklaşayım, aynı elektrik alanın Z bileşenini bulabilmem için Q artı Q üssü bölü epsilon 2 eşittir Q 2 üssü bölü epsilon 1 olmak zorunda. İki tane bilinmeyenim var. Q yükü benim koyduğum büyük, ne olduğunu biliyorum. Ama Q üssü ve Q2 üssü yüklerini bilmiyorum. İki bilinmeyenim ve iki tane de denklemi var. Bunları iki denklemimi iki bilinmeyen için çözebilirim. Ne elde ederim? Ne yapalım? Bu birinci denklemi kullanarak Q2 üssünü ikinci denkleme yerleştirelim. Q artı Q üssü bölü epsilon 2 eşittir Q2 üssü Q eksi Q üssü idi. Epsilon 1 olacak. Q'yu öbür tarafa attığımızda 1 bölü epsilon 2 eksi 1 bölü epsilon 1 eşittir. Eksi Q üssü 1 bölü epsilon 1 artı 1 bölü epsilon 2 oldu. Ya da Q çarpı epsilon 1 eksi epsilon 2 bölü epsilon 1 çarpı epsilon 2 eşitmiş. Eksi Q üssü epsilon 1 artı epsilon 2 bölü epsilon 1 artı epsilon 2 oldu. Buradan da Q üssü yüküm benim eksi epsilon 1 eksi epsilon 2 bu çarpı böyle epsilon 1 artı epsilon 2 Q yüküne eşit.
Yani ben Q yükünü biliyorum, dielektrik sabitlerini biliyorum. Demek ki Q üstü yükünü de bu şekilde hesaplayabilirim. Q üstü yükünü biliyorsam, şuradan Q2 üstü yükü, Q eksi, Q üstüne eşit. Q artı epsilon 1 eksi epsilon 2 bölü epsilon 1 artı epsilon 2 Q'ya eşit. Bu ikisini de toplarsam 2 epsilon 1 bölü epsilon 1 artı epsilon 2 Q elde ederim. Bu da Q2 üstü yük. Şimdi daha önce baktığımız özel durumlara bakarsak. Ne durumda baktık? Epsilon 1 eşittir epsilon 2 durumuna bakmıştık. Şimdi epsilon 1, epsilon 2'ye eşitse Q üstü yükü 0. Yani buraya koyduğum, buradaki herhangi bir noktadaki elektrik alan, burada Q üstü yükü yok. Sadece buradaki yükü görecek. Bu da benim beklediğim durumdu. Diğer tarafa bakalım. Epsilon 1, epsilon 2'ye eşitse 2 epsilon 1, epsilon 1 artı epsilon 2'ye eşit olacak. Burası 1. Dolayısıyla buradan bakan bir gözlemci de, buradaki bir noktadaki elektrik alanı ölçen bir gözlemci de sadece şu noktadaki Q2 üstü yükünü görecek. Bu da Q yüküne eşit zaten. Yani elektrik alan her tarafta sadece Q yükünden yaratılıyormuş gibi görünecektir. Diğer baktığımız durum neydi? Epsilon 1'i sonsuza götürdüğümüz durum. Orada bir metal varsa ne olacak? Şimdi epsilon 1'i sıfıra götürürsek, şimdi bu tarafa bakalım. Epsilon 1'i sonsuza götürdüğümüzde Q üstü yükü şu oran 1'e gidecek. Eksi Q'ya eşit. Yani buraya bakan bir gözlemci hem bu Q yükünü burada bakan gözlemcinin gördüğü elektrik alan hem bu Q yükünün hem de diğer taraftaki bir eksi Q yükünden yaratılmış gibi görecek. Yarattığı elektrik alan gibi görecekti. Bulduğumuz şey de o. Hem Q yükü var hem Q üssü eşittir. Eksi Q yükü de diğer tarafta var. Şimdi bu tarafa baktığımızda bu taraftaki bir gözlemci ne görecek? Şimdi Q2 üstünü yükünü görecek. Q2 üstü yükü sanki 2Q çıkacak epsilon 1'i sonsuza götürürsek. Sanki buradan bakan gözlemci normalde biliyoruz ki hiç elektrik alan görmemesi lazım. Ama sanki bu Q'nun iki katı yük görüyormuş gibi bir sonuç çıktı buradan ama şuna dikkat etmek lazım. Elektrik alan ifadesine dönersek y küçüktür sıfırda. Epsilon 1'i sonsuza götürdüğümüzde elektrik alan sıfıra gidecek. Yani bizim bulduğumuz çözümler iki durumda, yani çözümü bildiğimiz iki durumda hem epsilon 1'in epsilon 2'ye eşit olduğu durumda hem de epsilon 1'in sonsuz olduğu durumda beklentilerimizi karşılıyor. Şimdi elektrik alanın çizgileri neye benzeyecek? Ona bir bakalım. Şimdi elektrik alan çizgilerini çizmek için 3 ayrı duruma bakacağız. Epsilon 1, epsilon 2'ye eşit olduğu durumda. Dedik ki zaten burada her iki bölgede de elektrik alan sadece şu noktadaki yükten yaratılıyormuş gibi davranacaktır. Dolayısıyla elektrik alan çizgileri radyal olarak dışarı doğru gidecek iki bölgede de. Diğer durumda epsilon 1, epsilon 2'den büyük olabilir. Şimdi epsilon 1, epsilon 2'den büyükse şayet buraya baktığımızda epsilon 1, epsilon 2'den büyük, epsilon 1 eksi epsilon 2 pozitif bir sayı, Q üstü yükü negatif bir sayı. Yani şuradaki bir gözlemcinin gördüğü elektrik alan sanki buradaki artı Q pozitif yüklü bir yük, burada da negatif yüklü bir yükün yarattığı elektrik alanı görecek. Bir artı yük koyarsak bir tarafa, bir tarafa da eksi yük koyarsak bunun yarattığı elektrik alan çizgilerinin şekli şu şekilde olacak. Dolayısıyla bu taraftaki bir gözlemcinin ölçtüğü elektrik alan çizgileri yüzeye yaklaştıkça yüzeye dikleşecek. Diğer taraftaki bir gözlemci ise sadece Q2 üstü yükünü görüyor. Q2 üstü yükünün elektrik yani yükünün işaretiyle Q yükünün işareti zaten aynı. Dolayısıyla tek bir noktadan şu noktadaki
bir elektrik yük varmış gibi görecek. O noktaya göre radyal yönde elektrik alan çizgileri görecek. Şimdi üçüncü olasılık epsilon 1 epsilon 2'den küçük olabilir. Şimdi bu durumda Q üssü yüküne bakacak olursak epsilon 1 yükü epsilon 2'den küçük. Dolayısıyla bu negatif. O zaman Q üssü yükü de pozitiftir. Yani sen şu taraftan bakan bir gözlemcinin göreceği elektrik alanı sanki hem burada bir pozitif yük hem diğer tarafta pozitif yük varmış gibi görecek. Bu durumda elektrik alan çizgileri birbirinden uzaklaşacak. Yani bu durumda eğer epsilon 1 epsilon 2'den küçükse buradaki elektrik alan çizgileri yüzeye yaklaştıkça uzaklaşmaya çalışacak. Yatay hale gelecek. Şuradaki bir gözlemci yine sadece Q2 üssü yükünü göreceği için bunun göreceği elektrik alan çizgileri radyal yönde ve düz olacak. Bu da bu üç olası durumdaki elektrik alan çizgilerinin şekli. Hani epsilon 1 sonsuza yaklaştıkça bu elektrik alan çizgileri zaten yavaş yavaş daha dik olmaya başlayacak yüzeye. Epsilon 1 sonsuza limitinde ise elektrik alan çizgileri dik olacak. İçeride elektrik alan olmayacak. Metalde olduğu gibi. Bugünlük de dersimiz bu kadar.